Tesla Semi elektrikli tır, elektrikli otomobil sınıfında kurulduğu ilk günden itibaren referans niteliğinde işlere imza atan Tesla'da yeni bir dönem başlıyor. Uzun bir süredir ortada olan dedikoduları ve detaylarıyla takip ettiğimiz ve sizlere değerlendirdiğimiz kamyon modeli Tesla Semi Amerika'da düzenlenen etkinlikte tüm dünyanın karşısına çıktı. Bugüne kadar tasarımı itibariyle kendine az çok belli eden modelin en merak edilen noktası menzil değeriydi. Beklentilerin farkında olan Elon Musk'ın dersine iyi çalıştığına ise açıklanan 800 kilometrelik menzil değeriyle ta tanık oluyoruz. Karşınızda öne çıkan ilk detaylarıyla Tesla'nın ilk elektrikli kamyon modeli Semi. Tesla'nın şehir dışında 36 ton yük taşırken verdiği 800 kilometrelik menzil değeriyle birlikte semi için ortaya koyduğu hızlanma değeri de etkileyici. Yük eşiğinin son noktasında 0'dan 96'ya çıkma hızı 20 saniye olarak paylaşılan kamyon bu özelliğiyle geleneksel yapıdaki rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanmasıyla boş haliyle yaklaşık 5 saniye sürüyor söz konusu bir kamyon olduğu için menzilin dışında büyük bataryalarının şarj edilmesi de ayrı bir sorun. Tesla tarafından bilg verilen bilgilere göre sunulacak olan mega şarj noktaları sayesinde sadece 30 dakikalık bir şarjla 643 kilometre yol kat etmek mümkün. Standart otopilot özelliği Semi'nin dikkat çeken son noktası ise süspansiyon yapısıyla alakalı. Elon Musk'ın iddiasına göre sürüş sırasında kamyonun taşıdığı yük ile bağlantısının kopması imkansız. Jackknife olarak da bilinen bu kopma işleminin önüne geçilmesi adına süspansiyon ve tork işletim sistemi bağımsız yapıda çalışarak bu olayın gelmesini önlüyor. Yani bir anlamda kaybın yaşandığı anlaşıldığı o alana güç aktarımı kesiliyor. Tesla'nın diğer modellerinde gördüğümüz otopilotta Semi de standart olarak sunulan parçalar arasında. 2019 yılında üretime geçecek olan Tesla Semi için 5000 dolarlık rezervasyonlar başladı. Dış tasarım mermiden esinlenerek tasarımı gerçekleştirilmiş. Tırın aerodinamik yapısı gerçekten muazzam. 0,36 CD sürtünme kat sayısı var. Bu değer 0.38 CD'ye sahip Bugatti Chiron'dan daha iyi. İç tasarım. Kabin içi tasarım diğer tırlardan farklı olarak tek koltuk olarak dizayn edilmiş. Koltuk orta kısma yerleştirilmiş. Ön konsola çift ekran konularak mekanik kadranlardan vazgeçilmiş. Ayrıca bu ekranlarda lojistik firmaları için gerekli yazılımların entegrasyonu sağlanmış. Tır kabin yüksekliği bir insanın ayağa kalkabileceği kadar yüksek. Performans Dorse takılı değilken 0 ile 100 km hızlanması 5 saniye. Dorse, ta takılıyken ve maksimum ağırlığındayken 0-100 km hızlanması 20 saniye. Bu değerleri dizel bir tırla kıyaslayacak olursak fark daha iyi anlaşılacaktır muhtemelen. Dorse takılı olmayan dizel bir tır ise 15 saniyede, Dorse takılıyken yaklaşık 2 dakika seviyesinde 0 ile 100 kilometre hızlara ulaşabilmektedir. Bu farkı oluşturan en önemli fark, Tesla tırın taşımış olduğu 4 adet elektrikli motor. Tesla abartılıyor mu? Tesla tır 36.300 kg yük çekebiliyor. %5 eğimde yokuş yukarı çıkarken sürekli %105 kilometre saniye hızda gidebilme özelliği ile tanıtıldı. Tır tam dolum ile 800 kilometre yol kat edebiliyor. Ayrıca 40 dakikalık şarj ile 640 kilometre gidebileceği söylendi. Aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriliyor. Otopilot özelliği ile gelecek olan Semi Trak bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak. 2019 yılında piyasaya sürülmesi düşünülen elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5000 dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor. Hem hızlı hem güçlü hem de tasarruflu. Tesla siyasu Elon Musk, Semi'nin tam şarjda 805 kilometre yol gidebileceğini iddia etti ve bu hesaplamanın 40 ton yük taşıma esnasında ve otoyol hızlarına göre gerçekleştirildiğini açıkladı. Tesla'nın elektrikli kamyonu, şirketin Semi için özel olarak üreteceği Tesla Mega Charger ile şarj edilecek. Mega Charger ile gerçekleştirilecek 30 dakikalık bir şarj işlemi, sürücülere 644 kilometre yol gitme imkanı verecek. Şirket CEO'su Musk, bunun 6-7 saatlik bir sür sürüş anlamına geldiğini ifade etti. Demek oluyor ki, kamyon şoförleri yemek molası verdiğinde, bu kısa süreli şarj işleminde yapabilecek ve uzun yollar boyunca kafası rahat bir şekilde seyir halinde olabilecek. Şirket, kamyonda bulunan 4 bağımsız motorun minimum enerji ile maksimum gücü ve hızı ürettiğini vurguluyor. Yani bunu az yakar, çok kaçar da diyebiliriz. Tesla Semi için seri üretim 2019'da başlaması planlanıyor. Şirket aracın 2019 yılında üretilmesinin hedeflenmesine rağmen müşteriler tarafından yapılacak olan rezervasyonları kabul ettiğini duyurdu. Ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde böyle elektrikli araçların kullanımı ne zaman artar bilemeyiz. Ancak benzinin ve mazotun hızla zamlandığı ülkemizde bu tür teknolojik gelişmeler gerçekten çok sevindirici olacaktır. Tesla Model S ile tek şarjda 900 kilometre. Tabii bu tır ile ülkemiz yollarında görmemize daha uzun bir dönem var. Ülkemizde kullanılabilmesi için altyapı çalışmaları gerekiyor. Umarım en kısa sürede çevre dostu olan Tesla tırı Türkiye yollarında görmek dileğiyle. Arkadaşlar Tesla'nın Semitra şu an e, hala e, gelen siparişleri almış durumda. E, ancak e, seri üretimi henüz daha geçemedi. Yani bu makalede de bahsedilen 2019 yılındaki seri üretim e, durumu ne yazık ki henüz yapılmış durumda değil. E, kısmen de olsa bazı üretimleri yapıldı. Amerika'da e, bazı kişiler ya da bazı deneme sürüşleri vesaire bunlarla e, çeşitli görüntüler paylaşıldı. Ama seri üretime geçilmedi. Seri üretime geçtikten sonra muhtemelen çok başarılı olacağı söyleniyor. Ki Tesla'nın araçlarını takdir edersiniz ki hem teknolojisi açısından hem kullanımları açısından çok memnun kullananları da, müşterileri de. Ee, tır olarak da muhtemelen aynı başarıyı yakalayacaklarını düşünüyor herkes. Ee, i̇nşallah ülkemize de e, bu tür modeli gelir. Ee, en azından yani fosil yakıtlardan biz de yavaş yavaş kurtulursak ülkemiz açısından çok iyi olacağını düşünüyorum.